TRT Havas ekranlarından Dünyaya Açılanlar programından herkese merhaba sevgili seyirciler. İstanbul'dan sesleniyoruz bugün size. İstanbul'un en önemli sembollerinden birinin önündeyiz. Galata Kulesi'nin önündeyiz. Birazdan göreceksiniz zaten inanılmaz bir kalabalık var. Yerli, yabancı turistlerin hepsi sıra olmuş Galata Kulesi'ne girmeye çalışıyor. Birazdan tabii İstanbul'u biraz gezeceğiz ama programın içeriğinden de tabii ki bahsedeceğim. Biliyorsunuz Dünyaya Açılanlar olarak her hafta önemli bir Türk markasının hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki başarı öyküsünü ekranlarınıza getiriyoruz. Bu hafta da yine çok mutlu olacağınız bir program hazırladık size. Biraz İstanbul turu ardından başlıyoruz. İşte bizim programın en güzel yanı da bu, biliyorsunuz her başarının arkasında çok güzel bir hikaye var ve bu hikayenin başrol oyuncusu da Mustafa Bey bize markanın hikayesini anlatacak. Evet, ben Ordu'nun Aybastı Zafer Emri köyünde çiftçilik yapardım. 60 bilmem kaç tarihinde Almanya'ya yazıldım. 1972'de Almanya'ya gittim. Almanya'da çok zor şartlarla çalıştık. 8-10 sene çalışınca dedim ki bu yenmez. Efendim gel bunu bırak. Efendim Bismillah dedik. Oradan döndük geri. Çıkış aldık geldik. Köye gideceğim. Aynı ne yapacağım burada? Sağ olsun bir hacı abim dedi ki sen köye gitmeyeceksin. Ne yapacağım? Sen dedi bizim trikoya başlayacaksın. Yapamam dedim falan. Dedi ki sen yaparsın. Sen dedi akrabalarla size ortak yapalım efendim. Ondan sonra onların da bu tip iki tane makineleri var. Bunlarla uğraşıyorlar. Bu o dönemden kalma değil mi? Oradan kalma. O makineleri. Bunlarla başladık. Devam ettik efendim. Ondan sonra Allah'a çok şükür başka bir yer tuttuk. Makineleri biraz arttırdık efendim. Ondan sonra bizim bir bina yaptık. Onun altına geçti. O yeni çıkan çitonlar vardı. Onlardan aldı birkaç tane efendim. Allah razı olsun. Ondan sonra işte çocuklar sahip çıktılar işe efendim. Biz de emekli olduk. Böyle götürüyorlar, devam ediyorlar. Ama geliyorsunuz arada herhalde değil mi? Evde geliyorum. Çünkü insan... Çorbalarını içiyorum, geliyorum yani. Ziyaret ediyorum. Aklıma geliyor eski işler. Tamam mı? Böyle işte. Peki akıl danışıyorlar mı hala? Size danışıyorlardır tabii. Danışıyorlar sağ olsunlar. Danışmazlar mı? Danışıyorlar. Mesela siz bir şey bu olmaz yapma deseniz hala sizi dinliyorlar mı? Nasıl bu böyle olsun de. Nasıl dinlemezler? Dinliyorlar. Tamam o zaman. Sağ olsunlar hep teşekkür ediyorum. Allah'a dua ediyorum her zaman. Efendim işleri daha iyi olsun. Efendim sağ olsunlar. Onlar da istedikleri gibi hiçbir şey esirgemeden devam edip gidiyor. Beni de gönderdiler bir cami inşaatlarıyla uğraşıyorum. Allah razı olsun. Böyle bu kadar işte. Bu ilk firmayı açtığınızda kullandığınız mı? Biraz anlatabilir misiniz? Çok şey bayağı antika aslında değil mi şu an? Antika. Nasıl çalışıyordu? Ha ipi takıyorsun oraya. İp orada. Şu an mesela bunda bir şey yapmak isteseniz kullanılır mı hala? Elbet. Demek ki başarının sırlarından biri malına iyi bakmak değil mi? Kaç yıllık mal hala burada sergileniyor. Ama tabii buna artık gerek yok teknoloji. Geldiği için bilmiyorum, hayatımıza. Bir iş yapıyorlar mı? Burada bekletiyorlar ama bir şey yapıyorlar mı? Bunu da bilmiyorum yani. Bu biraz sergileniyor gibi galiba burada. Değil mi? Yok şimdi bunda bir şey yaptıkları yok. Bunlarla bir iş yapamazsın. Aç kalırsın bunlarla şimdi.
Tabii ki. O kadar ihracatı bununla yaptığınızı düşünürseniz. Bunlarla 50 tane, 30 tane, 20 tane makinesi olan vardı bunlarla. Gece gündüz yoksa mı? Öteki makineler yoktu. Ama o dönemde de bu teknoloji değil mi? Bundan önce kadınlar sadece kendilerine örgü örüyordu. Bunlar. Bunlar teknoloji o zamanlar. Allah'a şükür işte böyle aldı gidiyor. Mustafa Bey'den şirketin kuruluş hikayesini dinledik. Şimdi ikinci kuşağı ve ileriki sürelerde neler yapıldığını dinlemeye geldi sıra. Hasan Bey'le birlikteyiz. Önce tanıyalım size. Hasan Karavuş, ikinci kuşak olarak işin başındayız. İşimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Triko üretimi yapıyoruz. %100 yerli markayız. Şimdi seyircilerimizin detayı bilmesi açısından İtalyanca'da mutluluk anlamına gelen bir marka ismi buldunuz. Nereden geldi aklınıza? Neden İtalyanca? Bir marka bulmamız gerektiğini düşündük. Türkiye'de bir marka akımı vardı bizim gibi üreticili firmalarda. Herkes genelde kopyalama markalara giderken biz uzun bir araştırmalar sonucu bir ajansla çalıştık. Uzun araştırmalar sonucunda hem bayan üretimi, bayan trikosu yaptığımız için biraz kulağa da hoş gelsin ve biraz ürettiğimiz ürünlerle birleşsin, insanlar mutluluk algılasın diye iyi ki de bulmuşuz. Çok da güzel sonuçlar aldık. Doğuşu bu şekil. 1997 yılında kurumsal bir firmayla, bir ajans aracılığıyla çalıştık. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Çok da pazarda hitap ettiğimiz müşterilerimiz tarafından çok güzel kabul gören, çok güzel dönüşler aldığımız bir marka haline geldi. Üretici firmayız. Fakat markamız, bütün ürettiğimiz ürünlere markamızı takıyoruz. Ve %100 yurt dışına çalışıyoruz. İhracat yapıyoruz. Pazarımız Rusya ve coğrafyası, Türkiye Cumhuriyetleri, özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerdeyiz. Rusya'nın Kafkas bölgesinde yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Kabul gören bir markayız. Gelişmeye, üretmeye devam ediyoruz. Dikkatimi çeken çok önemli bir nokta daha var. Şimdi programımızın adı biliyorsunuz Dünyaya Açılanlar ve dünya markası olmak istiyorsak bir kere teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Ve siz bunu gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi yapıyorsunuz. Şimdi etrafta seyircilerimiz fark etmiştir, çok fazla çalışan yok. Çünkü zaten makineler hepsini yapıyor. O eski zamanlardaydı değil mi? O insanların böyle yan yana böyle yüzlerce kişinin çalışması. Şöyle özetleyebilirim. Başladığımızda el makineleri vardı. Elle sallayarak üretim yapıyorduk. Her makinenin başında bir tane insan vardı. Daha sonraki süreç mekanik ve yarı elektronik olarak devam etti. Şu anda bütün kullandığımız teknoloji yeni son sistem teknolojiyi kullanıyoruz. Makinalarımız %100 elektronik, hiç el değmeden online sistemle programlar yapılarak makinelerin üzerine geliyor ve gördüğünüz desenler, üretimler ortaya çıkıyor. Ve son gelen teknoloji ki yeni bir teknoloji, biraz sonra göreceğiz yan tarafta. Hiç dikiş olmayan dikişsiz kazak üretiyoruz. Enteresan, biraz sonra makinelerin başında inceleriz. Gidelim şimdiden. Olur, buyurun. Pembeler, kırmızılar. Pembe kırmızı da az bulunuyor değil mi? Evet. Siyah gri her yerde. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu görmüş olduğumuz kazak yeni nesil full garment teknolojisi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir tarafında dikiş yok. Tamamen %100 makine üretiyor bunu. Şu anki teknoloji, sistem buna doğru gidiyor. Biz de bu teknolojinin yeniliklerini takip ettiğimiz için buna yatırım yaptık. Gelecek bunda diye düşünüyoruz. Vallahi yok. Gördüğünüz kazağın hiçbir yerinde dikiş yok. Evet, hiçbir tarafında dikiş yok. Şurada makinenin altında da inceleyebiliriz. Şöyle bakabiliriz. Hiçbir tarafında dikiş yok. Bedeni ve kolu beraber çıkıyor. Buradan çıktıktan sonra küçük bir detay, ipliklerini keserek yıkadıktan sonra direkt satışa hazır hale geliyor. Harika. Üretim hızını artırıyor. Çok hızlı üretim yapabiliyorsunuz. Çok iyi ya. Müşterinin isteklerine, taleplerine çok daha hızlı bir şekilde cevap vermek için
Şu anki gidişat teknoloji bu. Gördüğünüz gibi. Vallahi çok heyecanlandırıcı. Yapıyoruz. Teknoloji ne acayip bir şey. Evet, teknoloji şu anda çok ileride. Teknolojinin yeniliklerini takip eden firmalar kendilerini geliştirdiler. Ama teknolojiye yatırım yapmayanlar geri gitmeye başladı. Biz de teknolojiyi çok sık takip ediyoruz. Dünyada 5 yılda bir düzenlenen İTMA fuarı var. Bu Avrupa ülkelerinde düzenleniyor. Yeni çıkan tekstil sektöründeki teknoloji yenilikler bu fuarlarda sergileniyor. Biz de fuarları sürekli takip ediyoruz. Japonya özellikle bu işin duayeni zaten. Japonlar bu makineyi çıkardılar. Japon üretimi mi? Ha evet, Japonca Japon, şurada Japon gördüm. Teknolojiyi yenilemeye devam ediyoruz. Eğer durursak yerimizde sayarız. Onun için ülkenin ekonomisine katkı üretmek için ihracat yapmaya devam edeceğiz. Ülkenin çalışanların istihdamını yaratmak için üretmek zorundayız. Üretip yurt dışına satıp döviz getirmek zorundayız. Evet. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu anki kapasitemiz yıllık 500 bin adet, aylık 50 bin adet gibi bir trik üretim kapasitemiz var. Tamamen kendi bünyemizde yapıyoruz. 4000 metrekare kapalı bir alanda üretim yapıyoruz. Düzenli 80 kişiyle çalışıyoruz. Teknoloji üst seviyede olduğu için çok insan gerektirmiyor. Aynen. Şu an kapasite... İyi kontrol eden kalifiye elemanlar tabii gerekiyor değil mi? Tabii, çalışanlarımız hep eski tecrübeli insanlar olduğu için şu anda maalesef üzücü bir durum. Alttan gelen yeni nesil çok tekstil sektörüne heves etmediği için biz de hep eski tecrübeli insanlarla çalışıyoruz. Başından beri sürekli teknoloji, teknoloji diyoruz. Şimdi Türkiye'nin teknolojide geldiği son noktayı size örneklerle anlatacağım. Şimdi bu gördüğünüz gayet hoş, Fenerbahçelilerin çok seveceği bir triko. Normalde bu lacivertin üzerine sarı ayrıca dikiş yapılarak yapılıyor. Halbuki teknolojinin geldiği son nokta, görüyorsunuz beyaz dikiş, beyaz ipliğin bittiği yerde dikiş orada sona eriyor. Sonra lacivert dikiş başlıyor. Onun sona erdiği yerde mavi dikiş başlıyor. Eskiden olsa bunların hepsi üst üste kat kat yapılırdı. İşte bunlar nerede yapılıyor? Gördüğünüz gibi arkasında başında bir insan olmasına gerek olmadan buradaki iplikleri, mekiklere bir bir teknoloji yüklüyor ve bu şekilde bu kazaklar hızlı bir şekilde üretiliyor. Bu şekilde ayda 50 bine yakın kazak üretilebiliyor burada. Evet, konu triko olunca yani %100 kadınları ilgilendirince tabii ki şirkette bu konunun en başındaki kadın yöneticisi, tasarım bölümünün başındaki Yeşim Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Yoğunsunuz çok. Evet. Oturuyoruz Yeşim Hanım'ın odasında, sürekli bir böyle yeni modeller giriyor, çıkıyor. Hiç durmuyor galiba trafik.
Durmuyor. İnşallah da hiç durmasın zaten. Çünkü onlar bizim enerjimizi arttırıyor. Yüksek enerji olması gerekiyor yaptığımız işte. Her gün aynı heyecanla uyanmak gerekiyor. Ben 25 yıldır firmadayım. Aynı heyecanı duyarak her sabah uyanıyorum. Zaten o heyecanı kaybettiğiniz zaman yapacağınız işlerde çok başarılı olamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi özellikle kadın seyirciler zaten şu an etrafla ilgileniyor. Bizimle çok ilgilenmiyor. Birazdan sizi daha mutlu edeceğiz ama genel anlamda kadınlarla ilgili sormak istediğim sorular var. Hazır sizin gibi bu konuya yıllarını vermiş biri karşımda olduğu için. Kadınlar şıklığı mı tercih eder? Rahat olmayı mı? Farklı olmayı mı? Bence hepsini tercih ederler ama en önde şıklık geliyor. Değil mi? Ne yani kadar rahatsız. Evet, şık olduktan sonra çok rahat olmasa da olabiliyor. Şık olması önemli, farklı olması önemli. Bizim zaten hitap ettiğimiz yaş grubu, çok genç gruba hitap etmediğimiz için daha çok sosyal ve ekonomik özgürlüklerini eline almış hanımlara hitap ediyoruz. O nedenle de ürünlerimizde daha çok tasarımdan çok daha böyle şık görünebilecekleri, içinde rahat edebilecekleri, her ortama uydurulabilecek kıyafetler tasarlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu senenin galiba şeyleri değil mi, tasarımları şu an içinde bulunduğumuz showroom? Tasarımları, bu taraf 2019 yaz tasarımları. 2019 ve 2020 kış tasarımları da karşı tarafta, biraz sonra beraber bakacağız, inceleyeceğiz. 2020 kış şimdiden belirleniyor. Evet, olarak hep bir sezon, bir buçuk sezon önden gideriz. Dünyaya açılan çok önemli bir firma olduğunuz için farklı farklı ülkelere üretim yapıyorsunuz. Mesela bu bölüm daha çok hangi ülke kadınına hitap ediyor? Bu bölüm daha çok Rusya'ya hitap eden bir bölüm. Biz zaten ağırlıklı olarak Rusya'daki diğer ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere iki farklı koleksiyon hazırlıyoruz, iki farklı üretim yapıyoruz. Çünkü iki grubunda çok farklı sosyal ve kültürel farklılıkları var arasında. Onlara hitaben, onları dinleyerek, onlardan gelen talebe göre farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ülke dışında bir kategori gibi oluyor değil mi? Evet, bunlar her iki tarafa da hitap ediyor. Bu ürünlerin alıcısı her iki taraftan da olabiliyor. Daha çok ofis ya da çalışma hayatı olanlar bunları tercih ediyorlar. Siz deyince ben kafamda canlandı ama yani evet, nokta atışı yapmış. Çalışan bir bayan mesela altına sadece bir çizmeyle bu ürünü giydiğinde komple tasarım işi, giyinme işi bitmiş oluyor. Şuraya gelelim. Evet, geçen hafta 2019-2020 kış koleksiyon toplantımızı yaptık. Azerbaycan'daki satıştaki arkadaşlar, Laleli'deki satıştaki arkadaşlar hep beraber toplandık. Ha, öyle de toplanıyorsunuz. Evet, öyle toplanıp her sene 3-4 kere sezon toplantısı yapıyoruz, koleksiyon toplantısı. Mağazalarımızdan siparişlerimizi alıyoruz, ona göre biz burada imalatımıza başlıyoruz. Peki mesela Azerbaycan'da kadınlar daha çok ne giymeyi seviyor ya da ne bileyim Ukrayna'da ne, gidip yerinde mi araştırıyorsunuz, oralardaki kadınları mı inceliyorsunuz? Kesinlikle, hem yerinde gidip araştırıyoruz hem onların kültürlerini araştırıyoruz, okuyoruz. Ayrıca
bizim Azerbaycan'daki mağazamızda ya da Laleli'deki mağazamızdaki satıştaki olan arkadaşlarla sürekli her hafta bir kere bir araya geliyoruz ve onlardan gelen talepleri mutlaka dinliyoruz. İşte şunun şu rengi yok mu? Şunun uzunu yok mu? İşte Türk Cumhuriyetlerine yaptıklarımız koyu renkler, daha çok siyah ağırlıklı. Şöyle değil mi? Siyah ağırlıklı. Çok şık ama. Evet, patlıcan renkleri, koyu renkler tercih ediliyor. Daha işte kapalı yakalar, daha uzun kollar. Genellikle Türk Cumhuriyetlerine sattığımız ürünler Müslüman coğrafyasına hitap ettiği için orada biraz daha derli toplu, her zaman giyilebilecek ürünler tercih ediyoruz. Dediğimiz gibi ürünlerimiz bizim 35 yaş üstü. Yani belli bir ekonomik ve sosyal artık şeyi özgürlüğü olan insanlara hitap ediyor. Çok şık. Bir o kol detayı değil mi? Evet. Bitiriyor olayı. Peki o zaman hazır sizi bulmuşken 2019 tiyoları. 2019 tiyoları biz şöyle firma olarak sokak modası yapmıyoruz. Hı hı. Fakat her sene bizim de mutlaka modaya kendimizi ayak uydurmak için yurt dışı fuarlarını hiç kaçırmadan takip ediyoruz. 2019'da daha çok parlak renkler gözüküyor sokak modasında ama biz yine siyahı tercih edeceğiz büyük bir tane ihtimalle. Çok güzel burada parlak renk var. Evet, parlak rengi biz anca işte ince detaylarda, aksesuarlarda kullanıyoruz. Modayı genellikle biz aksesuarda kullanırız. Genel olarak kalıplarımız ve tarzımız belli olduğu için. Daha klasik olduğu için. Daha klasik olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Peki şimdi teknolojiden anlayanlar şu soruyu sorabilir doğal olarak. Tamam, makine teknolojik her şeyi anlıyor, algılıyor da mesela bu kaza yapacağını nereden biliyor? İşte onun cevabı da burada. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada işte bu gördüğünüz güzel kadınların bayılacağı trikolar öncesinde bilgisayar programında yapılıyor. Üzerinde renkler belirleniyor ve makineye bilgisayar programı olarak yükleniyor. Makinede ne yapacağını bildiği için hemen yapabiliyor. Yani işin sanatsal kısmı burada. Evet, doğru. Aynı şekilde. Biz renklerle makineye nasıl çalışacağını burada belirliyoruz. Buradan veri olarak makinelere atıyoruz. Makineler bizi belirlediğimiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Evet, çıkarıyor. Genelde iki nesille yapıyoruz ama bu şirkette üçüncü nesil de gayet güzel çalışıyor. Hatta çok önemli bir görevde dış ticaretle ilgileniyorsunuz. Evet. Tanıyalım öncesi. Merhaba, Sefa Karavuş ben. Şirketimizin üçüncü jenerasyonunu temsil ediyorum. Endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda dış ticaret sorumlusu olarak göreve devam ediyorum. Genç yaşta büyük bir sorumluluk. Özellikle dünyaya açılmayla ilgili konularda çok fikir sahibisiniz. Bizim de programın adı Dünyaya Açılanlar olunca tabii. İsterseniz nerelere açılıyorsunuz ve hedefte nereler var? Oralardan bahsedebilirsiniz. 1999 yılında ihracat hayatımıza Avrupa bölgesi olarak başladık. Fransa, Almanya, Belçika bu ülkelere ihracat yapıyorduk. Fakat şimdilerde artık Rusya coğrafyasına tamamıyla yönelmiş bulunmaktayız. Çok büyük bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Rusya'dan Kazakistan'a, Polonya'ya,
Belarus'tan işte yukarılarda Rusya'nın en üst Sibirya'lara kadar ihracatımızı devam ettiriyoruz. Rusya'da büyük mağazacı zincirleriyle çalışıyoruz. Departman olarak bizim görevimiz siparişin verilme aşamasından, siparişin alınıp birimlere dağıtılma aşamasına, siparişin takibi, malların kolilenip ihracatı hazır hale getirilip, gümrük işlemlerinin yapılıp müşterilerimize teslim edilene kadar ki bütün süreçleri biz bu departmandan kontrol ediyoruz. Bütün müşterilerimizin dertleriyle, sıkıntılarıyla, herhangi bir önerileri, istekleri olduğunda anında onların isteklerini, taleplerini karşılıyoruz. Yine bu departmandan aynı zamanda yurt dışı fuarlarını takip ediyoruz şirket olarak. Bu fuarların düzenlenmesi, katılımda organizasyonları yine biz bu departmandan takip ediyoruz. Onun yanı sıra şeyi soracağım ben. Mesela Ruslarla iletişim kurmak için böyle bir Rusça bilen aracılar oluyor mu? Nasıl kuruyorsunuz iletişimi? Şöyle, hiçbir aracı kullanmıyoruz. Müşterilerimizle direkt İngilizce ve Rusça olarak biz konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz. Kendim İngilizce ve Rusça biliyorum. Rusça da biliyorsunuz. Evet. Bravo. Onun yanında zaten mağazadaki arkadaşlarımızın hepsi, 10 tane yakın arkadaşımız ana dili gibi Rusça biliyor. Oradaki arkadaşlarla müşterilerimizin taleplerini değerlendiriyoruz. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Şirketimizin sosyal medya hesaplarına gelen herhangi bir bildirime anında İngilizce ve Rusça olarak geri bildirim yapıyoruz. Bu konuda müşterilerimizden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çünkü onların mutluluğu, onların problemlerinin çözülmesi bizim için çok önemli. Vallahi çok, yani bunları duymak çok mutluluk verici. Gerçekten Mustafa Bey'in dediği kadar varmış. Hani o kadar doğru insanlara teslim ettim ki şirketi dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Yolunuz açık olsun. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese merhaba sevgili seyirciler. Programın ilk bölümünü İstanbul'da tamamladık. Arkamda çok güzel bir bina görüyorsunuz. Azerbaycan gerçekten çok güzel bir ülke. Bakü de gerçekten çok güzel bir şehir. Ekranlara ne kadar yansıyor bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir bina arkadaki. Tabii ki müthiş de bir hikayesi var. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev için yapılmış bu güzel bina 2013 yılında. Ve firmayı yapan bir Türk markası. Bunun da mutlaka altını çizmek lazım. Bunu tasarlayan ünlü mimarda dünyaca tanınan Zaha Hadid.
Bakü'de son yıllarda bu tarz güzel mimari yapılara sıkça rastlanır oldu ama kuşkusuz en güzellerinden, bence hatta en güzeli diyebileceğim bina Haydar Aliyev Kültür Merkezi. Yapımı 3,5 yılda tamamlanan binanın bir de şöyle bir hikayesi var. Hazar Denizi'nin yükselişini simgeliyor. Biz Türkler için belki de Bakü'deki en anlamlı noktadayız şu anda. 1918 yılında Bakü Muharebesi'nde hayatını kaybeden Azeri Türkü ve Türkiye Türkü askerlerin defnedildiği yer işte tam burası. Şu an içinde bulunduğumuz yer Türkiye Türklerinin defnedildiği yer. Birazdan götüreceğim oraya sizi. O bölgede Azeri Türklerinin defnedildiği yer. Görüyorsunuz herhangi bir saatte geldik buraya ve arkası gayet kalabalık. Öğrencilerin ardı arkası kesilmiyor. Öğretmenler öğrencilere bir bir tarihimizi anlatıyorlar. Umarız bir gün Bakü'ye gelirseniz sizin de ilk duraklarınızdan birisi burası olur. Bir Türk'ün mutlaka yaşadığı süre boyunca görmesi gereken yerlerin başında geliyor burası. Kadir cüllesine kurban gideceğim. Gözünü sabaha dişli şehitler. Üç renkli bayrağı öz kanlarıyla vatan göylerine çeşitli şehitler. Zalim ölmesin zulümleriyle. Bin bir böhtanıyla, min bir şeriyle. Hakikat uğrunda ölümleriyle. Ölümü çamına çeşitli şehitler. O şenme gecesi, o katil günü. Mümkünü döndürdüğü çok namümkünü. Halkın sinesindeki korku mülkünü o gece dağıtıp söktü şehitler. Dediğimiz gibi burası Türk şehitlerin olduğu taraf ve yüzlerce şehidimizin ismi dört bir tarafta yazılıyor. Hem de detaylı bir şekilde yazılıyor. Birkaç tanesini okuyacağım. Sultanoğlu Er Yakup 1299 Azerbaycan. Abdurrezzak oğlu Yedek Subay Şevket Efendi Bağdat. Mehmet oğlu Er Ali 1295 Balıkesir ve liste böyle devam ediyor. Yolun sonundan hemen sola döndüğümüzde Azeri Türklerinin mezarlarının defnedildiği yerleri görüyoruz. Görüyorsunuz burada zaten gelenler için Bakü Türk Şehitliği bilgisi verilmiş. Biz eyni milletiz. Kanımız bir, canımız bir, şehidimiz bir. Yani vatan uğrunda şehit olublar. Allah hamısına rahmet eylesin. Biz de mektepten gelmişiz. 305 numaralı mektebin şagirdleridir. Bunları anlatmak lazımdı ki, yani biz eyni milletiz. Biz vatanımız uğrunda canından geçenlerdir. Allah hamısına rahmet eylesin. Amin. Hangi okuldan geliyorsunuz? Bakı şehrinden. 305 numaralı mektepten. Oradan çocukları buraya getirdiniz. Evet. İsminiz nedir? Nermine. Nermin Hoca Hanım, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu sayede biz de sizi tanımış olduk. Tarih herhalde küçük bir çocuğa öğretilecek en güzel şeydir, değil mi? Elbette ki, elbette ki tarihimizi bilmelidir. Gelecek nesile çatdırmalıdır. Onlar da öz çocuklarına çatdırmalıdır ki vətənimizin şəhidləridir bu. Biz yani bir xalqıq. İster Türk, ister Azerbaycan. Eyni milletiz biz. Ayrılmaz bir hissemizdir Türkiye bizim.
Burası da Azeri Türkü kardeşlerimizin defnedildiği bölge. 1992-1995 Karabağ Savaşı sonrası hayatını kaybeden Azeri Türkleri işte burada yatıyor. İstanbul'da uzun uzun markayı tanıtmıştık size ama doyamadık, çıktık geldik Bakü'ye. Ufak bir Bakü gezintisinden sonra şimdi biraz önce biz tanıştık ama inanılmaz tatlı, inanılmaz hoş sohbet bir müdürle birlikteyiz. Keşke bütün mağaza müdürleri böyle olsa. Tabii ki önce tanıyacağız seni. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bakü'ye. Sizi burada görmemize çok şad oldum. Müşteriler ne tarz şeyleri daha çok seviyor? Ruslar hangi renkleri tercih ediyor? Şöyle bize bir gösterir misin? Olar. Bizim yeri müşteriler daha çok bu modellere daha çok üstünlüğü verirler. Hafif parlak olacak değil mi içinde parlak şöyle olacak. Bir? Evet, Türk hanımları biraz mat tonlara daha çok üstünlüğü verirler. Bir Türk müşterisi geldi efendim Bakü'ye. Ne alır? Mesela siz ne alırdınız? İlla Türk müşterisi olarak bakmazsak olaya ben direkt şunu alırdım evet, yani. Güzel modellerimiz çoktu. Dağıstan'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yani bütün ülkelerin öyle bir ki dəbi var orada. Herkes kendine uygun bir şey bulabiliyor. Evet, bir şey bulabilir. Başka neresi var? Ha, Rus. Rusların zevkine bakalım biraz da. Mesela şimdi Rusya'dan biz... Orada müşteriler geldi ama ha ilgilenen var. Nalçik'ten olan müşterilerimiz daha çoktu. Onlar daha çok açık renklere üstlük. Gösterir misin? Mesela. Şu arkada sanki vardı. Bu tarafta da var mı? Mesela. He. Bu modellere daha çok üstünlük. Ha, renkler açılıyor biraz. Evet, Rusya'dan gelen müşterileri aldıkları ürünlerin renginden birazcık anlayabiliyoruz. Ha, bu da çok güzelmiş. Bir teyze bulduk burada böyle dünyanın bir ucuna gidip de böyle sanki çok iyi tanıyormuşuz gibi birini gördüm de çok mutlu oluyorum. Ufak bir sorun var tabii. Aynı dili konuşamıyoruz o yüzden yine sana düştü işimiz. Sen çevir şimdi bizim adımıza. Hoş geldiniz Dağıstan'dan. Biz de hoş geldik İstanbul'dan. Anladıklarımı söylüyorum. Spasiba, teşekkürler dedi. Хороше, güzel dedi. Хороше. Хороше dedi. Да. Доброжелательно, хороше. Çok güzel. Güzel de tarifledi. Yani kızlar da güzeldi yani. Ha, kızlar da güzel. Evet. Зивчиво хороше дети. Как детей уважаю. Öz çocuklarımız kimi seviyoruz biz kızları da. Yani hem kıyafetleri hem kızları seviyoruz. Hepsini görmüş oluyorum. Feyçlendi herhalde. Peki toptancı herhalde. Daha çok onun bölgede hangi ürünler seviliyor? Birkaç ürün bize gösterebilir mi? Neler seviliyor? Ваша сторона в основном что берет? Вот это покажите им, а что они тоже видели? Юбки. Юбки, вот покажи. Длинные рукавами, кофточки. Кофточки, юбки. Да, юбки. Ну, какой бы не был. Вот юбки покупаем. Кофточки длинными рукавами покупаем. Uzun kollu, да. Uzun kollu, evet, кофталар алып. Bir de bunlardan etekler uzun. Kısa да. Da var, uzun da alırlar. Kaç yıldır alışveriş yapıyor? Сколько лет она спрашивается в работе? Я уже 10 лет работаю. 10 yıl. 10 yıldır ki var. 10 yıldır. Oo. Bu markanın
Aha, 10 ildir var ki bu markanı yani alır ve çok razı kalır. En çok yani satıcı olarak en çok neyi beğendiği için 10 yıldır gelmeye devam ediyor? Bu evet, действительно работается. Нет, а почему вот именно эту марку вы любите? Вы объясните? Потому что здесь хорошие девочки и хорошие ребята. И качественный, и качественный товар. Да. Önemli değil, keyfiyet de var. Ona göre keyfiyeti güzel ve tabii ki kızlar güzel. Только этот магазин заходим. Я их люблю. Sevdim bu mağazanı. Yani keyfiyet önemli, güzel keyfiyeti de onun için değil. Bu markanın hem satışta yani bizde var. Teşekkür ederiz. Spasiba. Öpeyim ben sizi bir. Спасибо. Her zamanki gibi yanımızda çok şeker bir satış elemanımız var. Bize yardımcı olacak. Tanıyabilir miyiz seni? İsmim Pervin. Mağazada henüz yeni çalışıyorum ama markayı da yakından çok tanıyorum. Daha kaliteli ürünlerimiz çok. Müşterilerimiz çok memnun. Mesela daimi müşterilerimiz var. Sürekli gelenler. Evet var. Mesela bir gelen bir daha geri alıyor mu? O yüzleri tanıyor musunuz? Tabii ki müşterilerimiz hepsi. Yani bir daha ikinci sefer gelenler hepsi yani tanıyoruz. Hepsinin kayıtta isimleri, numaralar var. Şimdi burası farklı ve kaliteli markaların bir araya geldi. Hepsinin standlarının olduğu bir mağaza. Bu çok yaygın bir şey mi Bakü'de? Evet öyle. Her markaya ait bir stand olur bizde mağazamızda. Bakü'de bu tarz kaliteli mağazalarda hizmette de sınır olmuyor. Yanımda gördüğünüz gibi çok şeker ve çok güzel bir kızımız var. Adı Ayşen. Tabii ki herhalde bu güzellik boşa gitmesin diye. Burada güzel ürünleri giyiyor. Hem müşteriler alışveriş yaparken o da bu güzel ürünleri sunuyor. Çok güzel bir iş, keyifli bir iş. Evet, güzel. Ve üstündeki kıyafet de bize çok tanıdık. Evet, buradan. Bizim için şöyle bir döner misin? Hani hep anlatıyoruz işte kıyafet şöyle rahat böyle şık falan işte üstte görünce bir de böyle güzel bir kızın üstünde görünce de aslında ne demek istediğimiz daha rahat anlaşılıyor. Ne hissediyorsun mesela bu kıyafetin içinde rahatlık, şıklık senin cümlelerini alalım. Çok sade ve rahat. Rahat hissediyorum. Yani sade ve rahat, sade rahat şık gençlerin çok tercih edebileceği bir şey, evet, değil mi? Gündelik giyinebileceği bir şey. Bizden bu haftalık bu kadar sevgili seyirciler. Haftaya bir başka başarılı Türk markasının hikayesiyle yeniden karşınızda olacağız. Rüzgarlı ama her zaman güzel olan Bakü'den sevgilerimizi iletiyoruz size. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.